Merhabalar, kahve sunumları kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nespresso Gran Latissima kutu açılışını yapacağız. Çoğunuzun bildiği gibi benim şu anda kullandığım makinem Philips'in 5400 serisinden Latte Go çekirdek öğütücülü kahve makinesi. Bu kahve makinesinin diğerinden ayıran en önemli özelliği tamamen kapsül ile çalışması, yani çekirdek öğütme özelliği bulunmuyor. En başta çok arada kaldım ve çekirdek öğütücülü kahve makinesi almıştım ve severek de kullanıyorum. Bu makineyi ise bir arkadaşım bana hediye olarak aldı ve eminim bunu da severek kullanacağım. Hem de bir diğer en önemli özelliği ise diğer makineye göre daha küçük ve daha hafif olması ve bu sayede birçok yere yanımda taşıma imkanım da bulunuyor. Kutunun içerisinden 14 adet farklı çeşitlerde kapsül kahve hediyesi çıkıyor. Kapsül maliyeti ile hiç uğraşmadan kullanabileceğiniz ilk ve son 14 kapsül diyebilirim. Çekirdeğe göre biraz daha fazla maliyetli bir makine olacak. Burası kapsülleri yerleştirdiğiniz kısım. Yavaşça üzerinde sarılı olan poşetleri çıkartıyoruz. Süt kabı yine ayrı bir poşette ve burası da altına koyulan yükseltme kısmı. Ön kısmı sabit. Kapağı kapatıp açabiliyorsunuz. Su haznesi arkasında, ön kısmında ise taşma sularının biriktiği kısım var. Burası da çok çok küçük bir alan. Yapıştırıcılı kağıtlarını çıkartıyoruz. Burası da kapsüllerin kullanıldıktan sonra düştüğü alan ve kapsülün kutusunun biriktiği alanın altında da bir su birikimi için ayrı bir kısım var. O da ikiye ayrılıyor. Burası da gördüğünüz gibi çok ufacık bir alan. Burası da temizleme için bu şekilde çıkartılabiliyor. Süt haznesi de bu şekilde. Gayet büyük bir süt haznesi var. Bununla çok fazla sütlü kahve yapabilirsiniz. Burada da açılıp kapanan süt haznesinin takma yeri var. Eğer kullanmıyorsanız önünü kapattığınızda şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Su haznesi gayet geniş bir su haznesi mevcut. 1 litreden fazla, yaklaşık 2 litreye yakın. İçerisine çeşme suyu doldurdum. Kitapçığını okuyarak adımları uyguluyorum. Siz de benim yaptığım işlemleri birebir yaparsanız kitapçığına uygun yapmış olursunuz. Eğer açılışını yapmak için izleyecek video arıyorsanız. Çeşme suyu doldurmamın sebebi, dediğim gibi, makine açılışta kendini temizlemesi gerekiyor. Bu işlemi de yapacağız. Bütün parçalar ilgimi çektiği için bunları tek tek yeniden takıp çıkartıyorum. Aslında şöyle, bunları ben birkaç parçasını yıkadım ama daha sonra farklı parçaların da yıkanması gerektiğini anladım. Daha sonra yeniden bütün işlemleri yeniden yapacağım ve onların hepsini de detaylıca yeniden çektim. Size de göstereceğim, anlatacağım süt haznesi nasıl yıkanıyor. Buraya da kolayca takabiliyorsunuz ve eğer süt haznesini kullanmıyorsanız çıkarttığınızda da kapatmak için saklama kısmı var. Süt haznesinin takıldığı yeri, üzerindeki butonların işlemlerini de anlatıyor olacağım. Şimdi fişine takalım ve makinamızı çalıştıralım bakalım. Hoşuma gitmeyen kısmı kablosunun siyah olması. Neden beyaz cihaza siyah kablo yaparsınız ki? Hiç anlaşılır gibi değil. Fişini taktım. Açma butonuna bastım. Altına da büyükçe bir kupa yerleştirdim ve longoya basıyorum. Ve cihaz kendini temizlemeye başlıyor. Bu aşamada artık sıcak su, yani suyu ısıtarak temizliyor. Benim koyduğum su çeşmeden olduğu için normal sıcaklıktaydı. Birinci temizlemeyi yaptı. İkinci kez yeniden basıyoruz. Yine aynı şekilde sıcak suyla kendini temizledi. Ve sonuncusu, üçüncüsü de yine Lungo tuşuna bastım ve cihaz kendini temizledi ve bu kadar su çıktı. Bunu döküyorum. Şimdi süt haznesinin temizliğine geçelim. Temizliğine derken, yani atomlarının birbirinden ayrılmasına geçelim. Şimdi kaç parçaya ayrılacağını görüyoruz. Bu üstteki butonu remove moduna getiriyoruz. Arkasını çevirip kilitli olmayan kısmına çeviriyoruz. Orası da çıkıyor. Bu süt haznesinin ucunu asıldığımızda pıt diye açılıyor. Kapağını ayrıca çıkartıyoruz. Ucundaki boruları yine asıldığınızda pıt diye çıkıyor. Son olarak üzerindeki bu butonu da
remove'a getirdiğinizde yukarıya doğru asılırsanız bu da çıkmış oluyor ve toplamda 6 parçaya ayrılmış oldu. Bunların hepsini tek tek yıkıyoruz. Tamam, kitapçığında da bir kaba koyup, yani sütlü bir kahve yaptıktan sonra bir sıcak su dolu kaba koyup burada yarım saat 40 dakika bekleterek temizliğinin sağlanmasını gerekli olduğunu belirtiyor. Bu şekilde üzerine yeniden takma işlemleri gerçekleştiriyor. Hani takıp çıkartması gerçekten çok kolay, çok pratik ama ben hiçbir zaman bunun %100 temizlendiğinden emin olamayacağım. Ben o yüzden zaten Latte Go'yu tercih etmiştim. Latte Go'nun temizliği inanılmaz pratik. Yani hani daha kolay bir süt temizleme kabı olamaz. Gördüğünüz gibi parçaları yeniden yerine yerleştirdik. Ve kitapçığında da ben kendime uygun kahve arıyorum. Burada bana latte çok daha uygun geldi. Çünkü hem kahve oranı fazla hem de süt oranı fazla olduğu için bunu denemeye karar verdim. Süt haznesini, sütümü aktarıyorum. Ben genellikle içim ya da sütaşın yarım yağlı sütünü kullanıyorum ya da Pınar'ın laktozsuz sütünü kullanıyorum ama farklı denediğim sütler de oldu. Bunlarla ilgili de shortlarım mevcut zaten. Onları da izleyebilirsiniz. Süt kabını yerine yerleştirdim ve üstündeki butonu da frot kısmına getirdim. Ucu oynar başlıklı. Onu da bardağın içine bakacak şekilde çevirdim. Hediye olan kapsüllerin kutusunun açılışını yapıyoruz. Hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Kutunun içerisinde en çok hoşuma giden renk lacivert olduğu için bununla başlamaya karar verdim. Kapsül haznesinin ağzını açtım ve kapsülü yerine yerleştirdikten sonra kapağını kapattım. Makine çok kısa sürede kendini otomatik olarak kapatıyor. Açma kapama tuşuna bastım. Bütün butonlar yanıp sönmeye başladıktan sonra istediğim kahvenin tuşuna bastım ve hemen kahvemi demlemeye başladı. Bu aşamada tabii efsane kahve kokusu her yere yayılıyor. En çok sevdiğim görüntü şu kahvenin yapılış aşamasındaki o kahve köpüğü. Yani bilmiyorum bana mı çok güzel geliyor ama gerçekten şu görüntü efsane. Çekirdek öğütülme aşamasını yapan makineler için de aynısı geçerli. Neyse, süt haznesinden de sütü otomatik olarak alıyor. Akışını görüyorsunuz, çok da kibar kibar bir akışı var ve sütü gerçekten çok ısıtıyor. Aynı zamanda kahveyi de çok sıcak yapıyor. Yani şunu söyleyebilirim, Philips'e göre çok çok daha sıcaktı hem kahve hem de süt. Yani bardağı zor tuttum diyebilirim, hani kahve olmayan yerinden bile zor. Yani çok sıcaktı bardağın tamamı ve kahvenin aroması çok lezzetliydi. Neyse, bu kapağını, kapsül bulunan kapağı açtıktan sonra aşağıdaki çöp haznesine iniyor. Kapağı açmanız gerekiyor yani oradaki artık kullanılmış kapsülü atması için. Ve şöyle göstereyim. Burada kapsül var. Altında, bu da iki parçaya ayrılıyor. Altındaki kapta da su birikintisi var. Onun nereden geldiğini henüz çözebilmiş değilim ama son hali kapsülün bu şekilde gözüküyor. Hemen çöpe attım ve içindeki suyu boşaltıp yerine yerleştirdim. Son olarak görüntüsü de bu şekilde, çok kibar, çok minnoş bir görüntüsü var. İzlediğiniz için teşekkürler.